Mağdurların zararı benim mal varlığından karşılansın. Bu cümle Türkiye'nin son dönemde gördüğü en büyük dolandırıcılık skandalı Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanı Mehmet Aydın'a kamuoyunun tanıdığı isimle Tosuncu'a ait. On binlerce kişinin yüz milyonlarca lirasıyla birlikte kayıplara karıştı Mehmet Aydın. Brezilya'da Türk konsolosluğuna giderek teslim olmuştu getirildi. Aydın'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kendisinin de mağdur olduğunu iddia ediyor Aydın. Daha önce de öyle demişti. Bakın emniyette ve adliyede neler söyledi başka ve mahkeme Aydın hakkında ne karar verdi? Sistemi dolandırıcılık amacıyla kurmadım, her zaman iyi niyetli davrandım. Binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu kendini bu sözlerle savundu. 132 bin kişiyi dolandırmış ardından Güney Amerika'ya firar etmişti. Tosuncuğun Güney Amerika rüyası 3 yıl sonra son buldu. Emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıkan Mehmet Aydın, namı diğer Tosuncuk tutuklandı. Kamuoyunda Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 4 günlük gözaltı süresi şu anda son erdi. Emniyetle geçirdiği yaklaşık 48 saatin 26 saatini ifade vererek geçiren Mehmet Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şu anda adliyeye sevk ediliyor. Sağlık kontrolünün ardından sabah 7.30 sıralarında İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi Mehmet Aydın. Tutuklama kararıyla mahkemeye çıkarılan Mehmet Aydın kendisinin de mağdur olduğunu iddia etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Mağdurların zararı el konulan mal varlığımdan karşılansın dedi. Mahkeme son kararı verdi. Binlerce kişiyi mağdur eden Mehmet Aydın tutuklandı. Tosuncuk lakaplı Aydın emniyetteki ilk ifadesinde ise iyi niyetli olduğunu savundu. Bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadım. Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmam da iyi niyetli olduğumu gösterir. Kimseye kazanç vaadinde bulunmadığını iddia etti. Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadım. Onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa ana para iadesi garantisi verdim. Ve Çiftlik Bank'ın hala 200 milyon liralık mal varlığı olduğunu söyledi. Basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığı yönünde haberler gördüm. Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerimin mal varlıkları ise 200 milyon lira civarında ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdim.